ifade ettiğiniz gibi cumartesi annelerine verdiğimiz destek eyleminden dolayı 2 haftadır gözaltına alınıyoruz. İlkini 22 Temmuz'da gerçekleştirdik. İkincisini de 29 Temmuz'da. Kayıp yakınlarının oturma eylemi 99 yılında başladı. 10 yıl devam etti. 2009 yılında yasaklandı. Ardından 10 yıl sonra tekrar yeniden oturma eylemleri başladı. 2009'dan sonra. Şimdi bildiğiniz gibi haftalardır Galatasaray Meydanı, bir yıla yakın bir süredir cumartesi insanlarına, annelerine, kayıp yakınlarına kapatıldı. Oranın sembolik bir anlamı var. Kayıp yakınları hep şunu ifade ediyorlar zaten her oturma eyleminde. Failler bulunsun ve yargılansın, mezar yerleri bize gösterilsin, gidip mezarlarına bir çiçek koyalım, bir karanfil koyalım. Talepleri bu. Fakat ne yazık ki devlet, yetkililer bunu görmezden duymazdan geliyor. Defalarca daha önce yaptıkları, İçişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ile yaptıkları görüşmelere rağmen, söz verilmesine rağmen, Berfuan'a özellikle gitmişti, bulunmuştu o görüşmelerde, bunun gereğini yapmadılar. Şimdi bir yıla yakın bir süredir de Galatasaray Meydanı sembolik olarak çok büyük bir önem taşıyor. Yıllardır bu kayıp yakınları, kayıplarının faillerini buradan seslendiriyorlar, soruyorlar. Keyfi olarak meydan kapatılmış durumda. Üstelik Maside Ocağın bir başvurusu oldu Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'nin de verdiği bir karar var ortada. O kararda bu insanların Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemine ilişkin herhangi bir yasak getirilmemesi gerektiği yönünde, düşüncelerini, taleplerini özgürce ifade edebilmeleri önünde bir engel olmadığını ifade etmiş AYM kararı. Fakat buna rağmen engelleniyor ve haftalardır oradaki hak savunucuları gözaltına alınıyor. Biz de bu arkadaşlarımıza, hak savunucularına, cumartesi annelerine, insanlarına, kayıp yakınlarına destek vermek için bazı diğer şubelerimizle birlikte eylem yapıyoruz, açıklama yapmak istiyoruz. Fakat 34. maddeye göre, anayasanın 34. maddesine rağmen her defasında bunu hatırlatıyoruz. Ne yazık ki engelleniyoruz. Bizim tabii şöyle bir durumda var. Bir günlük yasak kararı alıyor. Sadece bu Dersim'de oluyor. Dersim'deki mülki amir, valilik bir günlük İHA'nın eylemine karşı yasak kararı alıyor. Şimdi enteresan bir durumda var. Bizi Seyit Rıza Meydanı'nı yasaklıyorlar. Herhangi bir yerde yapsak onlar açısından bir problem olmayacak ama meydanı yasaklıyorlar. Bizim de bu anlamda meydan ısrarımız devam ediyor. Biz bu eylemleri de ne zaman Galatasaray Meydanı, cumartesi insanların annelerine açılırsa o zaman sonlandıracağız. Tabii. Yani bir de şimdi aslında biz 34. maddeye, Anayasa Mahkemesi'nin 34. maddesinden ona ithafta bulunarak diyoruz ki her türlü gösteri, eylem, yürüyüş, açıklama yapma özgürlüğümüz var. Anayasa bize bunu 34. maddede tanımış, izin almaksızın. Burada görüyoruz ki bu keyfi bir uygulamadır. Bilinçli olarak keyfi bir uygulama. Dediğim gibi şehrin mülki amirinin, valinin kararıyla gerçekleşiyor. Biz hukuken şunu da öğrenmiş bulunuyoruz ki aslında bizi gözaltına alarak da suç işliyorlar kendileri. Bize sadece para cezası kesebilirler. Bu şekilde hukuksuz bir şekilde gözaltı işlemi yapamazlar. Bu konuda da biz Anayasa Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Davamızı açacağız. Eğer oradan da olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmeyi düşünüyor. Tabii ki yani insan hakları, hak savunucuları olarak insanların düşüncelerini, fikirlerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini savunuyoruz. Bu ısrarımızdan da, bu savunduğumuz şeyden de asla vazgeçmeyeceğiz. Yasaklara karşı da boyun eğmeyeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Şöyle, sadece bu yasaklar yani bugün için alınan ya da festivale yönelik alınan bir karar değildir. Yıllardır bu Dersim aynı yasaklar, aynı baskı, aynı zulüm altında devam ediyor. bir dönem yasaklı bölgelerle, bir dönem güvenlik politikaları gerekçesiyle, bir dönem barajlarla insanların yaşam alanlarını daraltarak, yani hep bir nevi böyle sıkıştırma politikaları içine girdiler. Tabii biz bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün de işte mesela burada 21. Munzur Doğa ve Kültür Festivali kutlanıyor ama keyfi uygulamalar had safhada. Yani düşünün işte Grup İsyan Ateşi'dir, Grup Yorum'dur, buna benzer bazı kişilere yönelik hani yasaklamalar var. İnsanları aslında sanatçılarla, halkla, kültürle, müzikle, doğayla buluşturmanın önünü kesiyorlar. Mantık bu. Şimdi burada bu uygulamalarla insanların aslında seyahat özgürlüğünü de engellemiş oluyorlar. Mesela Grup Yorum ve İsyan Ateşi'nin üyelerini buradan alıp zırhlı araçlarla Elazığ, Dersim sınırı geçirip Elazığ sınırında bırakmaları ve Dersim'e giriş yasaklarının olması, yani sanki aslında burası başka bir ülkeymiş gibi bu ülkeden bir başka ülkeye sınır dışı bir mantık var. Bunları asla kabul etmiyoruz. Bu tür yasaklamalar, baskılar aslında hiçbir zaman, yani burada hayat bulmadı. Ne kadar yasak olursa olsun, ne kadar daraltma alanı, yani yaşam alanlarını daraltırsa daralsınlar, insanlar o kadar daha onurlu, o kadar daha dik, o kadar daha mücadele ruhuna sahiptir. Bence bunlar çözüm olmayacak. Ya şimdi hukukun, adaletin olmadığı, hukukun üstünlüğün olmadığı bir ülkede hani bu tür engellemelerin gayet normaldir. Çünkü bizler sivil toplum örgütleri olarak, birey olarak bile çıkıp sokaklarda, yani özgür bir biçimde, demokratik bir ülkede aslında bunlar yapılır. Özgür bir biçimde var olan bir haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirmektir. Şimdi Cumartesi Annelerinin İstanbul'da kayıp yakınlarının vermiş olduğu bir mücadele var. Bu mücadelede nedir? Yıllarca kayıplarını arayan, 15 yıl, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıldır devam eden bir kayıplar süreci var. İşte 90'larda faili meçhuller var. Aslında failleri belli ama sonuçta faili meçhul olarak faillerinin bilindiği halde bile yargılama gereği duymayan, cezasızlık politikası uygulayan, yani bir iktidar, bir hukuk sistemi var. Şimdi Cumartesi Annelerinin orada kayıplarını araması kadar daha insani, daha vicdani hani bir durum yok. Bunu başka bir şekilde izah etmenin bir yolu da yok aslında. Sonuçta onlar yıllar önce kaybettikleri, alınarak evlerinde gözaltına alınarak, iş yerlerinde gözaltına alınarak, yollarda gözaltına alınarak götürülüp kaybedilen ve bir daha da kendilerinde haber alınamayan insanların yakınlarıdır onlar. Orada diyorlar ki yani bugüne kadar biz canlısını alamadık ama bari kemiklerini bize verin, mezar yerlerini söyleyin. Hani bizim de bir mezarımız olsun, biz de çocuklarımızın en azından mezarına gidip ziyaret edelim. Yani buna rağmen bu yasaklamalar işte İstanbul Galatasaray Meydanı'nda devam ettiği için bizim de hem genel merkezimizin almış olduğu karar, hem şube yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda oradaki eylem etkinliklerin Galatasaray Meydanı'nın, daha doğrusu Cumartesi Annelerine açılabilmesi için buradan onlara destek amaçlı açıklamalar yapıyoruz. Ama dediğim gibi hukukun olmadığı bir ülkede işte bu tür yasaklamalarla her zaman karşı karşıyayız. Yani hukuku, kendi hukukunu bile işletmeyen bir, yani nasıl desem, bir sistem, bir hükümet var. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Bu kararda diyor ki Cumartesi Annelerinin, yani kayıp yakınlarının Galatasaray Meydanı'na girişinin engellenmesi bir hak ihlalidir. Yani bunu bu kararı veren Anayasa Mahkemesi'dir. Ama ne yazık ki bu karara da bile uymuyorlar. Yani kendi hukukuna, kendi vermiş olduğu kararlara uymayan bir iktidarın, bir hukukun hani Dersim'de bu tür yasaklamaları hani nasıl desem çok şey değil. Ama biz bütün bu yasaklamalara rağmen biz İstanbul'da Galatasaray Meydanı'na Cumartesi Annelerinin, yani kayıp yakınlarının o alana gidene kadar, o alanı onlara açana kadar biz de bütün şubelerde olduğu gibi Dersim'de de o aileme desteğimiz her zaman sürecektir. Bunun sonucunda gözaltı olur, baskı olur, tutuklama olur. Ne olursa olsun bir hak talebidir. Haklı bir insani taleptir. Bence bu talebin önündeki engelin bir an önce kaldırılması ve o alana, o Cumartesi Annelerinin kayıp yakınlarının gidişine izin verilmelidir.